Zihnimizde üç gerçeklik yaşanıyor. Birinci fiziksel gerçeklik. Şu yaşadığımız dünyada buradaki fizik kanunları, enerji kanunları ile ilgili olan bir gerçeklik. Fiziksel gerçeklik. İkincisi hayal gerçekliği. Evet. Üçüncü gerçeklik rüya gerçekliği. Yani üç tane gerçeklik insan bu üç gerçekliği yaşayabiliyor insanda bunlar var. Bu özellik nedeniyle mesela rüya görüyorsunuz. Sabah uyandığın zaman rüyadan fiziksel gerçekliğe geçerken bir alacakaranlık dönemi olur. Yani ne kadar hani hayal mi gerçek mi karıştırırsınız rüya mı gerçek mi? İşte o dönemlerde beynimizde reality testing diye bilinen gerçeklik testi yapan bir network var beynimizde. Bir bilgi aklımıza geldiğimiz zaman bu gerçek gerçek değil, hayal hayal değil, rüya rüya değil diye hemen test yapıyor, karar veriyor. Mesela şizofrenlerde bu hayal gerçekliğini hayal kuruyor kişi, beyninin bir bölgesi hayal kuruyor, kapsüle bir şekilde. O hayale inanıyor ve ona göre yaşıyor. Yağmurlar yağıyor, savaşlar çıkıyor, o hayalinde yağmurları kesiyor, güneş benim moralim bozuk onun için yağmur yağdı diyor, ben neşeliyim onun için güneş açtı diyor böyle. Yani hayalindeki olaylarla fizik dünya arasındaki nedensellik bağı kurarak ayrı bir gerçekliğe giriyor. Buna şizofren diyoruz biz. Şizofren diyoruz. Şimdi rüyada bir gerçeklik, farklı bir gerçeklik türü. Şimdi burada da içerisinde kendi dinamiği var rüyanın. Yani rüyadaki kanunlar kanun kuralsızlıktır dünyadaki kurala göre. Oradaki hakim olan dürtüler rüyada iki zıt şey komşudur. Ateşle barut komşudur. Ateşi gördüğün zaman hemen komşu aklına gelir rüyada. O derece zıttır. İkisi bir arada rahatlıkla bulunabilir. Yani rüyalarda onun için rüyalarda kişinin ilgilendiği, yatırım yaptığı, önem verdiği alanlarda rüyalar daha çok ortaya çıkıyor.